Bana ihtiyacınız yok, kimseye ihtiyacınız yok. Birazcık araştırmayla başlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Dostlar selam. Şimdi dolar 23'ü geçmişken bir çağrıda bulunmak istiyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de üreticiyseniz lütfen artık şu ihracata başlayın. Yapmanız gereken çok basit. Benim web sitemde bütün adımlar anlatılıyor. Bütün hepsinin videosunu çektim. Bana ihtiyacınız yok, kimseye ihtiyacınız yok. Birazcık araştırmayla başlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Lütfen başlayın. İşte her F5 attığımızda dolar yükseliyor. Düştü gerçi 1 sent. Konu doların yükselmesi değil. Dolar yükselecek, belli bir yerde bulacak. Dolar aslında yükselmiyor. Normaline geliyor. Geldiği zaman maliyetlerimiz, TL olan maliyetlerimiz düşecek. Karlılığımız TL olarak artacak. Ancak TL olarak da karlılığımız yüzdesel anlamda düşecek. Bu sorun değil. Bu dengesini bulana kadar, piyasa hakkını, yerini bulana kadar devam edecektir yükseliş. Daha sonrasında ise dengeye oturacağımızı düşünüyorum. Bunları dert etmemek lazım. Şikayet etmemek lazım. Aksiyon almak lazım. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir pazar analizi yapacağız. Ürünümüze pazarda yer var mı? Sonra bu işi yapmak için ne kadar paraya, ne kadar ürüne, ne zaman ihtiyacımız var? Bunları yatırım planıyla göreceğiz. Daha sonrasında da zaten e-ticaretin E kısmı başlayacak. O yüzden buradan bütün sanayicilerimizi, bütün üreticilerimizi e-ihracat yapmaya davet ediyorum. Şöyle anlaşılmasın. Bir şirketin zenginliği, bir şahsın zenginliği sadece kendine ait değildir. O neticede bu ülkede yaşıyor. Bu ülkede harcama yapıyor, birikimlerini Türkiye'nin bankalarında tutuyor. Haliyle bireysel zenginleşme, şirketsel zenginleşme utanılacak şeyler değil. Hepimizin zengin olması lazım. Ülkenin refah içinde yaşaması lazım. Şimdi burası ya kadar olan kısmı üreticiler içindi. Diğer taraftan da genç arkadaşlarım, girişimcilik hevesi olan arkadaşlarım için birkaç şey söylemek istiyorum. Onlar da lütfen etrafını bir kolaçan etsin. Etrafında hangi üreticiler var? Ne tedarik edebilir? Bakın, karlı ürünlere odaklanmayın. Tedarik edebileceğiniz ürünlere odaklanın. Tedarik edebileceğiniz ürünler içerisinden karlı olanları seçebilirsiniz. Ama gözünüz başkasının malında, başkasının hesabında olmasın. Siz neyi kolay tedarik edebiliyorsunuz? 5 tane sipariş geldiğinde neyi kolaylıkla gönderebiliyorsanız, 500 tane geldiğinde de gönderebilecek şekilde bir tedarik sistemi oluşturmanız lazım. Bunlara dikkat edin. Siz de Etsy ile başlayabilirsiniz. Etsy'de de çok sermaye istemez ama ve lakin ciddi bir zaman ister. Orada gerçekten günde 16 saat, 17 saat zaman geçirmeniz gerekiyor. Listenizle ilgilenmeniz, müşterilerinizle ilgilenmeniz lazım. Birer damla birer damla başlayacak ama günün sonunda damlaya damlaya göl olur diye de bitireyim. Hoşça kalın.